Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Adam ve sizlerle gördüğünüz gibi Skyward oynamıyoruz. Çünkü benim şeyde bu şekilde bir sorun oluşuyor. Bilen varsa söylerse çok teşekkür ederim. Şimdi ben size bugün Skyward'ın map tanıtımını yapacağım. Eski bir map galiba, bilmiyorum tam olarak. O Oscar'sını düşünün. Aynen, eski bir map bu. Map'in adını pek bilmiyorum. Ya map'lerin adını bilmiyorum açıkçası. Şurada bir tane işte kontrol noktası var. Tabi burayla oynarken burayla ilgilenmeyeceksiniz. O oyun kısmında yok. Bu şekilde basıldığında diye... Ne oldu be? Bir şey oldu ama. Beni buraya işte ışınladı şu anda. O niye kastı? Allah Allah, çok acı. Neyse işte İşte ben size bugün Skyward'da nasıl adam akıllı gelişmenizi anlatacağım. Öyle diyeyim. Şimdi şuradan şöyle sıfır yapalım da. Şimdi arkadaşlar, öncelikle chest'imizi bulmamız lazım. Abi bir dakika, dur. Benim mouse'umda sorun var arkadaşlar. O yüzden başka bir mouse oynayacağım. Şimdi bak, tıklayamıyorum ha. Şimdi ya dur acı. Bir dakika. Bu mouse oynayamıyorum. Evet arkadaşlar, The Clone Wars tek şüphekindeyim. İşte aldınız bloklarınızı. Geldiniz. Şimdi üstümüze giyecek hiçbir şeyimiz yok. Bu çok kötü. Şimdi direkt arkadaşlar chest'lere gidelim. Ya abi, mouse da takımda oluyor arkadaşlar. Aslında şeydi, pilini daha yeni aldım, dediğim gibi işte diğer videolarda da. Çok garip geliyor bana pilini daha yeni almama rağmen. Abi. Bir dakika. Allah'ım, beni deli ediyor. Neyse ya. İşte geleceksiniz. Chest'lere doğru gideceğiz. Yani bir chest'imize geldik arkadaşlar. Geldikten sonra işte chest'tekileri alalım hemen şu şekilde. Ya tabii ben şu anda yavaş alıyorum. Masumda sorun var. Hızlı alamıyorum. Yani saatlik yapamıyorum. Lambları falan aldınız. Ben ama çoğu şeyi gereksiz buluyorum. Sonra arkadaşlar rakibinizi öldürmeye gideceksiniz. Bir chest açtık, içinden yine zırh çıkmadı. Şimdi rakip öldürmeye gitmeniz lazım. İşte rakibi öldürdünüz ki diyelim, büyük ihtimalle öldürürsünüz. Ya eğer çok kötü oynuyorsanız öldüremezsiniz. Yine burada aynı şeyler çıkıyor, almayacağım. Sonra işte diğer chest'ine bakarsınız rakibin. Bunlardan da aynıları çıkıyor. Sonra diğer chest'ine gidersiniz arkadaşlar. Artık yani bu chest'lerden zırh çıkar. Yani size kesinlikle Allah'ım bunun şeyini veriyorum, garantisini. Yani hatta ilk chest'ten bile zırh çıkması lazımdı fakat çıkmadı nedense. Pardon arkadaşlar, şu anda yavaş ilerliyorum. İşte geldik, atladık. Evet, dediğim gibi zırh çıktı. Şimdi hemen
Kendinizi gereksiz yere doldurmayın arkadaşlar. Zırh aldım. Giyiyorum. Sonra işte diğer chest'e gidelim. İsterseniz adam da öldürebilirsiniz ama çaylaksanız chest açmanız lazım ki daha gelişim. Evet, elmas bot. Demir kılıç. İşte vesaire çıktı. Bunu da giydik. Sonra artık adam öldürebilirsiniz. Mesela ilk hedefim benim. Şu chest'e gidip mesela ben genellikle şu şekilde yaparım. Böyle havalara giderim biraz. Zaten eğer arkadaşlar ortaya yakın bir chest aldıysanız ortaya gitmenizi de tavsiye ederim. O da güzel bir fikirdir. Bunlar var da anlayacağım. Bizde zaten var. Daha iyileri. Diğer chest işte altın pantolon. Altın pantolon gidiyordu. İşte giyelim. Sonra buralarda da chest olması lazım. Evet. Kask. Yine. Atıyorum nedense. Onu da giyiyoruz. Başka bir chest daha var mı diye bakıyorum. Büyük ihtimalle vardır. Ve evet var. Buradan da yine bir şey çıkmadı. Sonra arkadaşlar şunu da şunu yer değiştireyim. Çünkü o diğeri taş, bu demir kılıç. Sonra işte artık adam kesin. Neden? Bakınız. Zaten buradan birkaç mesafe atlasanız. Evet. Bunu atladım direkt yani adamın yanına. Adamı şöyle iki oltalarsınız. Biraz geriye çekildikten sonra şöyle biraz yukarı çıktıktan sonra eğer altın elmanız varsa bir dakika yemenizi tavsiye ederim. Çünkü yani eğer 4 kişilik bir map'teyseniz %90 bu zamana kadar PvP kalmışsınızdır. Sonra işte bir blok daha koyduktan sonra ben genellikle böyle aksiyonlu bir şekilde atlarım. Sonra adam arkadaşlar saldırın. Lav dökmenizi tavsiye etmem. Adam böyle su koyup lavı geri püskürtebilir yani. Ben yapıyorum açıkçası. Sonra zaten oyunu kazanırsınız. Şimdi eğer diyorsunuz ki siz şimdi ya kazanamazsan oynamayı bilmiyorsun demektir. Düşeceğim şimdi, ben de ondan korkuyorum. İşte dediğim gibi arkadaşlar Skywars böyle oynanmalıdır. Genellikle arkadaşlar bu puanlama sistemini anlatayım biraz. Arkadaşlar eğer oyunu kazanırsanız 10 puan alıyorsunuz. Eğer şey olursan 10 puan kazanıyorsunuz. Eğer adam kelle başına 3 puan kazanıyorsunuz. Dediğim gibi işte kelle başına. Oha, kazmıyor. Kazdı. Neyse. İşte dediğim gibi kelle başına 3 puan düşüyor. Eğer bağlantı zaman aşımına uğrarsa bana hep öyle oluyor. Ben artı ek puan 10 puan alıyorum. Yani benim bazen bağlantı zaman aşımına uğruyor. Onun nedeniyle bana son oyuncu artı 10 puan veriyor Skywars'ta. Onun nedenini de bilmiyorum ama ben şöyle anlatayım. Ben ya bildiğiniz kadarıyla her videomda kazanıyorum Skywars'ın. Kolay da rahat bir galibiyet alıyorum. Şu ana kadar en fazla galiba 7 dakika falan değil mi? Bir maçın işte bitmesi 7 dakika falan. Öyle işte dediğim gibi arkadaşlar. Ve bu bölümden bu kadar. Bir dakika videomda görüşmek üzere. Videoları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bye bye.